Merhabalar, Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Ferstapen'in zirveye geri dönüşünü, Sainz'ın önlenemez yükselişini ve Ramazan bayramı diyetinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini hepsini <laughs> Ataya soracağız. Hepsi şimdi Pitpod'un yeni bölümünde. Müzik <laughs> Ata hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ramazan bayramı diyeti hangisi? Eğer i̇şte misafirle gittiğimizde işte önce et mi yemeliyiz? Ha. İşte ondan kaç günde kaç tatlı yemeliyiz falan. Bunlar hep tartışılan şeylerdir yani. Ya evet ben şey cevabını kabul etmiyorum bu arada misafirlerden. Ee, ya da ben kendi misafirle gittiğimde de bu cevabı vermemeye çalışıyorum. Nedir? Ya biz işte bir önceki yerde yedik. E, çok ayıp de değil? Mi? Çok ayıp yani. Abi her gittiğin yerde verilen her şeyi yemek zorundasın. Full mi yiyeceksin? Full yiyecek. Zordası. Bir parça? Yok. Full evet. yiyeceksin. Ya mesela evet. bak baklava yedin, yanına evet. sarma yedin. Evet. Tamam bitti, sıradaki istasyona geçtin. Evet. Patates salatası yapmış, yine baklava var. Bir öncekinden daha kötü bir baklava. ona ama zorundasın yani. Her türlü yiyeceksin. Bitireceksin abi. Ne sanki her gün böyle yiyorsun. Ya yani bir gün ye iyi ver işte ne var ya. Tabii. Yani katılıyorum ben de. Evet. Bu gerçekten sürdürmemiz gereken bir gelenek. Ya da mesela bir gittin misafirle, bir gelmiş şey midye baklava var. Evet. O yani evet, Bak mesela bugün sen getirdin video evet. baklavayı. Evet. Bu arada like'larımız geliyor yine. Evet. Video baklavayı getirdim. Ben daha ondan önce tatlımı yemiştim yani. Hop oturdum. iki video baklava daha yedim abi. Ayıp çünkü ayıp. Tabii tabii. Gömeceksin. Yani, Ramazan bu demek zaten. Evet bu vesileyle de tüm izleyicilerimizin Ramazan bayramını da evet. kutlayalım. Ee, sen de İstanbul'daydın. Bu yüzden bir geciktik. E İhalede bir sıkıntılar var. Evet ee, İhale İstanbul, İstanbul Park'ın eski sahibi Hı -hı. E, şey yaptı ve itiraz etti ihalenin sonucuna. Aslında evet. bu olur. Ben de bir durumları kontrol etmek için İstanbul'a taraf gittim Kurnikoyu tarafına. Evet. Ne, nasıl buldun durumları? Yani ya şöyle Stabil mi? Buralı akla e, işleri çözdük gibi. Evet. Ama ben en son e, şeye gittiğimde e, daha da, en son iki diplomasi e, şeyimi düşünüyorum. Sen şu elinden dolayı mı? Yani ondan dolayı yapıyorsun en son iki diplomasi girişimimi düşünüyorum. Bir tanesi 2010'du. 2020'nin sonunda e, Taliban o zamanlar yönetimde değildi. Afganistan yönetiminde Taliban arasındaydı. Doğru. Çok iyi sonuçlanmadı. İkincisi 2022 Şubat ayında e, Rusya ve Ukrayna arasında. Daha önceydi. 2021 falan değil miydi? 2022 Şubat. 2022, 2022 tabii. 2022 Şubat ayında e, ben savaş başlamadan bir gün önce Ukraynalılarla son temasları yapıyordum. O da olmadı. Yani biliyoruz hala savaş devam ediyor. İkinci yıl geçti. Üçüncüsü de Intercity yönetimiyle yeni e, ihaleyi kazanan Halil olsun bu arada Doğa Koleji'nin holdingi arasındaki e, şeyler. Onlar iyi gidiyor gibi. Buradaki evet. istişare süreci iyi gidiyor gibi. Doğa Koleji alacak gibi duruyor. Yani ihale kazandılar. Evet. 2026'da da geliyor mu? Bak Formula 1 Türkiye'ye geliyor mu? Sen bunu geliyor. 26'da biz de... 2026'da de... Hamilton'ı kırmızı tulumlarla İstanbul'da Kurtköy'de izleyeceğiz. Süper. Bunu, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Vuralak'tan özel e, haberim. Çok iyi. Peki İstanbul Hı. boş mu? Gerçekten gezilir mi? İstanbul ta bayram tatilinde İstanbul'a gidilir. Mi? Ya, ya şey, şöyle mi? şöyle Kadıköy falan e, çok ya mesela Bağdat Caddesi. Değil. Demeye özen gösteriyorum. E, kimilerini cadde diye isimlendirdiği. Cadde. Ben neden cadde denildiğini anlamıyorum Bağdat Caddesi'nde. Hani şey deniyor. Abi şey gibi diyor. Ot Üniversitesi gibi diyor. Değil. değil. Ya yani, ODTÜ Otlu, ODTÜ de üniversite var çünkü. Evet. Yani mesela Bağdat Caddesi'nin cadde caddesi olsa anlarım cadde demenizi. Bağdat Caddesi'nin evet. hayli kalabalık. Evet. Ee, Bağdat Caddesi pazartesi öğlen bile hayli kalabalıktı yani. Evet. Ee, zaten bu yüzden geçirdik değerli, değerli dostlar geciktirdik özür dilerim e, videomuz normal pazartesi gelirdi. Hı hı. Uhu. İşte hani F1 Türkiye'ye gelsin diye hı hı. biraz geciktirmiş olduk. Artık kusura bakmayacağız hı hı. diye yorumlarda da özürümüzü dileriz yani. Evet evet belli hı hı. şeylerde bulundun, temaslarda bulundun. Hallettik. Hallettik. Hallet Hallet bulduk. Yarışa yavaştan girelim. Girmeden hı hı. önce de yeni e, gelenler için bir abonelik hatırlatması yapalım. Kanalımıza yeni. Çok güzel abonelik bu sezon çok iyi gidiyor. Nazar, değil, nazar değil mi? Nazar değil mi? abonelikler beğenmeler bunlar hepsi çok iyi gidiyor ama daha fazlası da neden olmasın diyor bir oy bir oydur bir oy bir oydur herkes evet. kendi abonelini değerini kıymetini bilmeli evet. yani şöyle bir önerim var benim geçen bölümde de bunu tekrarlamıştım ilk defa izleyen seyircilerimize bunu da iletebilirim Ya yani siz peşin peşin mesela önden bir abone olursunuz evet. Bölümün sonuna kadar da beklersiniz baktınız sarmayı çıkarsınız Hıs. Gibi. Evet evet bu çok etkili oldu. Bir önerim ben var. Ben dalga geçmiştim seninle bu öneriden. Ama... <laughs> evet hayatımızda fazla aboneliği aldık ya. Yani. <laughs> Demek ki bu gerçekten önemliymiş. <laughs> evet aynen öyle. Ya bakmayın şimdi gerçekten mesela aşağıya baktınız şu an. Hı -hı. Şu an mesela biz video çekerken 218 abone vardı. İşte baktınız işte 223 şu an mesela Hı -hı. aymış. Ee, ya bakmayın gerçekten çok önemli hissediyoruz biz yani. Evet. yani. Çok keyfimiz yerine geliyor. Yaptığımız işe şevkimiz artıyor. O yüzden sizlerden ricamız hani beğeni, abone mümkünse müsaitseniz bir yorum. Evet. Falan onları beklerim. Yorum demişken de bu haftanın sorusunu verelim hemen. Derhal yarışa geçmeden derhal. Haftanın sorusu eee Formula 1'in önemli gündemlerinden biri. Sainz'ın gelecek sene takımı sizce hangi takım olmalı diye soralım. Evet. E, buradan gelen yorumları da önümüzdeki hafta eee bölümün sonuna doğru paylaşıyor olacağız. Yeni haftanın sorusuyla da devam ediyor olacağız. Her hafta bir yenilik. Evet, her evet. hafta bir heyecan. Gelen cevaplar bu arada gelecek bölümün şeyinde hani videonun içinde de geçen hafta bu cevaplar geldi şeklinde de yer alıyor olacak. Yani evet, evet. Yani. Evet. Gelen Videoda şey da yer alıyor görüyorum. olacaksınız değerli dostlar. Ya umuyorum ki çok yorum gelir. İçlerinden seçmek durumunda kalırız. san Yoksa hepsini, da hepsini koyarız. koyarız. <laughs> hepsini koyarız. Bugüne kadar maksimum videoya 25 yorum aldık. Evet. E, hepsini koyarsınız. Sıkıntı yok. Siz evet. yazın hocam. Evet. O yüzden şimdiden yorumlar için teşekkür edelim ve yarışa girelim. Verstappen. Bu arada Red Bull hariç bir şey diye de bilmiyorum. Ne, ne nedir yani? hemen. Yani buradan sadece eşittir Red Bull. Eşittir Red Bull yani. Ya senin yön şeyin belli. Tarafın belli gibi. Red Bull Rising. Aynen öyle. Evet. evet. Red Bull'la Japonya Grand Prix'sini açalım. Geçen hafta hayal kırıklığı yaşayan Red Bull'lar ve Verstappen bu hafta tekrar zirveye geri döndü. Port pozisyonunda da kimseye kaptırmadı. E, Perez'de de görevini yaptı. ikinci sırada e, cumartesi gününü bitirdi. Hı hı. Ve gerçekten de hiçbir neredeyse risk altına girmeden yarış galibiyetini dubleyle tamamladılar. Evet ya ben bir önceki haftanın sonunda ya bir, bir önceki hafta e, ikinci turda DNZ olmasının peşine e, kazanmasından ötürü ben Verstappen'in bu hafta gerçekten şöyle hani Ha -ha diye süreceğini düşünüyordum yani evet. sinirden falan evet. ee, hakikaten de öyle sürdü ya inanılmaz yine baskın bir performans hı hı. efsane bir ve Perez de kendine bir çekil düzen vermesi gerektiğini hatırladı herhalde yani Verstappen'in DNF olduğu bir yarışta onu kazanmak zorunda olduğunu hatırladı o yüzden de bu yarış hiç atlamadı ve direkt hiç kaptırmadan yani şüpheye bile mal vermeden 1 ikiye aldılar Verstappen de 1 olduğu şeklinde evet. ve çok tahmin edilebilir bir sonuçtu bence ya yani şey de e, yarışın aslında Kalan sıralamasını pit stoplar belirledi. Pit stop evet. stratejileri belirledi. Yani onlar e, hiç pit stoplara rağmen herhangi bir endişeye mahal bırakmadan, tabii çok net bir şekilde, yani hani pit stop geçişlerini zorlanmadan yaparak işte Perez'in e, işte evet. Sanz'i vesaire geçişleriyle rahat bir şekilde galibiyete gittiler. E, burada şey söyleyebiliriz, yani yarışın başında aslında ciddi bir kazayla başladık ikinci virajda. Albon ve Ricardo. <laughs> Ricardo'ya geleceğiz bu arada. Evet. Ricardo'yu sıkıştıracağım ben bunaltma köşesinde. Onlar kaçamazdı şu an. Evet yani oradaki kazayla e, kaza ile e, ciddi hasar alan e, bariyerlerden dolayı e, bir kırmızı bayrakla başladık birinci tur. Ya evet Albon'un da bir şey tali bir makus oldu ya. Yani bir türlü tali yani. gitmedi. Pek bir şey... Pek bir suçu yoktu bu kazada. Pek bir suçu yok ve şey e, hani Williams baya bayağı, bayağı arıza çıkmaya başladı. Bayağı hani araba arızalarını araç arızasından bayağı bir bütçeleri yemeye başladı. 2 milyon dolara gelmiş daha. Evet daha yani 4 yarış bitti. Ya Sargent'in maaşı ne kadar ki? Hani 2 milyon dolar zarar çıkmış durumda şu an arabada yani. Yani giriş maaşları 1 milyon falan galiba. Daha biraz yani net mi bürüt mü bilmiyorum ama 1 milyon ben öyle hatırlıyorum. Sargent'i, Sunada'na falan şeydi. Bürüt bu arada. Ya yıllık bürüt direkt kafadan. Ya yani O yüzden Monaco'da yaşıyorlar ya bürüt anlaştıkları için. Evet. Ee, şeyleri şeydi. Doğru. Evet orada vergi ödememek için. Evet. Ee, ya bilmiyorum Sarjant'ın bence derhal takımdan gönderilmesi lazım. Mesela Sarjant Red Bull ailesinde olsaydı adını unutmuştuk diye tahmin ediyorum. Evet bu kadar kalamazdı. Direkt unuturduk yani. Hani koca devriyesi bile böyle 6 yarışta 7 yarışta harcayan takım bu Sarjant çöpünü yani diyeceğim. Hakikaten öyle. Yok ee, yok ederdi. Sargent baya bizim hani böyle Formula 1 oyununda hepimizin yaptığı hataları yapıyor. Evet. Baya ciddi ciddi. Yani bizim oyun bölümümüzde ben bu kadar hata yapmıyordum ki yani neredeyse ilk defa oynamıştık. Ki evet. F1 2023. Evet. Simülasyon yarışçılığıyla da. alakan bile yoktu yani onu yaparken. Sargent'ın bir de mesela işte benim saçma sapan bulduğum FP1'de mi FP2'de ya antren birinci antrenmanda değil ikinci antrenmanda yaptığı kazaydı. O da yine böyle her S1 oyuncusu kesin o virajda bir kazayı yapar. Sargent da yaptı çünkü bir profesyonel değil kendisi. Japonya'da çok keyifli bir pist değil mi? Çok güzel. Yani tabii. dengeyi aracın dengesini yere basma kuvvetini sonuna kadar zorlayan o evet. slalom virajlar. Peşine 130 lira bizim 8. viraja benzeyen İstanbul Park'taki. Evet. Çok keyifliydi ya. 130 liraya fenadır ya. 130 liraya da geleceğiz zaten. Şey Perez'in Hamilton'ın geçişi var. Evet. Yani eski Hamilton olsa Hamilton orada geçilmezdi yani. Evet evet. 130 liraya sokardı arabayı evet. kafanı dışarıda. Yani burada şeydi. Hani geleceğiz dedim hemen gelebilir çünkü Red Bull'u hoş evet. yani. yani. Yani arabası iyiyken Hamilton'ın e, nasıl davrandığını Perez'e karşı hatırlıyoruz. En yakın örneği zaten 21 Abu Dhabi. Yani ondan sonra Mercedes hiç iyi olmadı. Yani 2022, 23 ve 24 sezonu 3. sene değil Mercedes'in evet. kötü oldu. E, ama mesela şeyi bana net hissettirdi bu yarış. Çok net görmeye başladım artık. Mesela Red Bull'u konuştuk şimdi zaten. Red Bull zaten uzak ara birinci takım. Evet. Ferrari net bir şekilde ikinci takım. Evet. Kuşkusuz bir şekilde evet. ikinci takım. Ee, McLaren ve Mercedes de üçüncü takım olma çabasında var Yani evet. bunu çok net görüyoruz. Buradan da Ferrari'ye gelebiliriz. Ferrari'de yani şey net gördük. Ee, Ferrari yıllardır e, şey oldu. Yani e, acısını çektiği lastik aşınması problemiyle çok alakasız bir şey bir araba tasarlamış gibiler. Lökler çünkü bir pit yaptı koca yarışta. Evet evet. Yani devasa performans. Albon vari. Evet. evet Red Bull'lar ve size, medium medium hard tercih ettiler. İki Topla Lökler de medium'la başlayıp hard'la bitirdi. Evet. Ve gerçekten çok inanılmaz da düşmedi. Ee, tur tabi tabi, tabi tabi tabi. Yani onun pit'e girdiği turda şöyle bir bakıyorum. Lökler ne zaman 26'da girmiş. Yani yarışın tam ortasında 53 turluk yarışın tam ortasında pit'e girmiş. O pit'e girerken Arkasında onu takip eden Norris ikinci pitini yapıyordu. Evet. Hani Medium e, hard hard yaptı. Ya o bizim herhalde görmediğimiz bir yerde lock-up falan yaşadı. E, başka bir şekilde olacağını düşünüyorum. Bir kere yaşadı galiba da. Yani e, şey ikinci aralıkta mıydı? İlk aralıkta mıydı? Onu hatırlamıyorum yani. İlk tane mıydı? Ya öyle bir şey yapmasaydı Norris belki Lökler'le beraber yani dördüncü yarışı verebilirdi yani. Ki evet. Magdiel için şu an her puan altın puan. Aynen öyle. Yani Ferrari'de de e, Cuma e, Cumartesi gününün bir hayal kırıklığı vardı Lökler için. Lökler normalde yani bilmiyorum hani maksimum şey diyebilirsin tek tur performansı en iyi pilot diyebiliriz direkt ya da Verstappen işte onunla kapışır diyebiliriz ama hani birinciliğin en büyük adaylarından biri ona rağmen cumartesi günü istediği gibi bir performans gösteremeyip 8. oldu 8. başladı ve o yüzden de tek pit stop stratejisi uygulamak zorunda kalarak e, yükselmeye çalıştı ve dördüncü bitirmeyi başardı. Araba bir garip ee, antrenmanda, 3. antrenmanda iki tur attılar. Bir gariplik vardı arabada. Ee, bununla beraber şeyde de hani sıralamalarda da öyle çok bariz bir şekilde arabayı zorlayamadı diye düşünüyorum. Yani gözlemim o yönde. Ve o sırada tabii yaldır yaldır İstanbul Park'a doğru yola koyulmuştum. Cumartesi sabah e, sıralamaların olduğu saatte. Hani mesela 3. antrenmanda neden iki tur atıldığını Lökler de zaten P8'i aldıktan sonra kualilerde sordu. ya Arkadaşlar biz neden pitten çıkmadık? Arabada ne var falan gel dedi. Pite gel konuşuruz falan dediler. Ne konuştular bilmiyoruz tabii. Evet. Arabada bir gariplik vardı ama yani yarışta da gayet efsane bir tempoyla. Çok rahat bir lastik kullanımıyla dördüncülüğü getirdi yani. Ama Sainz yani baş dedi ya, önlenemez yükselişi. Evet. Ya adama bir şey oldu ya. Bilmiyorum yani. Ya artık apandiste alınmadı diye tahmin ediyorum. Artık kariyeri için yarışıyor. Yani bu başka bir motivasyon. ya yani şeyde falan da en çok benim gördüğüm e, NBA'de mesela kontrat senesi olan hmm. oyuncular yok ederler. Değil mi? O sene uçar ya. Evet. Öyle ortalamalar yapar ki yani işte öyle sayı rebound asist ortalamaları yapar ki. Bazıları da o kontrat aldıktan sonra yatır. Hmm. E, ama o kontrat savaşı gerçekten size hmm çok iyi yönde motive ettiğini söyleyebiliriz. Alperen ne oldu ya? Alperen bir sakatlanmıştı. Sana Fakası kötü öyle. bir haber gelmedi falan dediler. Kapattı şey, mı sezonu? Sezonu kapattı. şey. Playoff şansları da kalmadı onların. O yüzden zaten dönecek artık. Hmm. Bir an bir şey oldu. Ona işte. da efsane bir kontrat önermişler ya. Daha önermediler, önerecekler. Önerecekler. Maksimum kontrat önerecekler onu. Ee, şey çünkü yani takımı onun üstüne kuracaklar muhtemelen. Onun ve işte Jalen Green diye bir adam var. Onun üstüne kuracaklar. E, diyelim Pitpotla NBA köşesinde <laughs> tekrar Sainz'la geri dönelim. E, ya evet Sainz e, zaten haftanın sorusu da Sainz'in gelecek sene nereye gitmesi? Yani ya cevabı zaten, belli şey. bir soru da işte sorduk diyormuşum. Yok baya, ben bence Red Bull. Ya Helmut Marko da Sainz e, göz ardı edilemez bir performans sergiliyor dedi. Yani Red Bull'un da ilk göz kırpmasını gördük Sainz'a doğru. Ya bence o biraz şey gibi. Hani e, işte kim Verstappen'i istemez ki? Doğru. Herkes Verstappen'i ister. Evet. Bence o minimalde bir açıklama. Hmm. Helmut Marko. Helmut Marko bugün Sainz'ler yarın lökleri alıyoruz falan diyebilir ya. O tamamen bir politikacı yani. Hani yalan söyler ve yalan söylediği hiç batmaz. Bence öyle bir politikacı bir karakter yani şeyde eski bir Padoğunda. Evet ama yine de sen Red Bull'a gitmesi gerektiğini düşünüyorsun. Ya evet. Şey bir seçenek olur mu? Ee, bir sene bekleyip Audi ile yarışması. Bence bir sene bekleme korkunç bir karar. Değil mi? Yani bir sene beklerse bir anda kendini ülkember seviyesinde falan bulabilir yani. Evet. Bu, bu kadar teknolojik... da Ricardo Geleceğiz buraya. Yani rüzgarı yakalamışken tabi evet, tabi. Onu... Hiç kesmemek lazım. Asla canım. Yani ya emeklilik vereceksin ya da gerçekten bir takıma gideceksin yani. Evet. Aynen öyle. Ee, Albon yapmak üzereydi onu. Yapmadı değil mi? Ya da yaptı mı? Yaptı Albon galiba. O yaptı bir sene. Yok ne mi? oldu? Williams'a gitti sonra. Aynen, öyle. Berbat bir opsiyon yani. Evet e, ee, üçüncü pist üzerinde üçüncü en hızlı takım McLaren'i e geçelim istersen burada. E, ee, McLaren'de de cumartesi ya da dördüncü. E, ee, ya da dördüncü. Niye? Mercedes. Yani bence, bence Mercedes net bir şekilde dördüncü. Bence ne şu değil ya. Yani yarış tempolarına baktığımızda da hani şöyle bakıyorum Norris Verstappen 054 arkasında Russell bir saniye yani şeyler bir saniye arkada. Mercedesler. Yani Piastri ile Norris'in tempoları da 0.54, 0.84 civarı falan. Hı, hı Biz de burada kaynak olarak Muhammed Kaya'nın e, şeylerini e, kullanıyoruz. Onun evet. referansını verelim. Emeğe saygı. Hı, hı. E, yani şöyle şu an o e, yani Mercedes olabilir belki 3. araç diyorduk ama ya bu yarış mesela çok net 3, 4, 5 hepsi çok net belli. Ya bu, bu yarış için öyle doğru. Hani ben genel olarak yani Mercezle McLaren kapışacağını düşünüyorum ama şey McLaren'de de, Norris de ben şunu hissediyorum. adam arabayı sürerken yaptığı geçişlerde, attığı boş turlarda değil de, evet. ya arabanın bir limiti var ve bu limit e, Red Bull'un ve Ferrari'nin altında evet. biliyoruz, evet. Norris de biliyor ama arabayı o limitte kullanıyor. Tamam. Yani eğer işte 130 R'de sallıyorum dışarıdan geçebilecek bir arabam, dışarıdan geçiyor 130 R'de. ya da işte birine hani normal apexlerin dışına çıkmaktan hiç gocunmuyor. Bu araba inanılmaz güveniyor. Tam gitmiyor. Düzlük hızda çok kötü. Evet onu. Hı, Berbat yani. Mi? Onu çözseler zaten Ferrari'yi yakalayacaklar. Evet. Ki geçen seneki o atılımlarından sonra sezon ortası ben hiç şey yapamıyorum. Bir anda Red Bull'u bile yakalayabilirler. Ya. Yani hiç şey yapamıyorum. Hı. Öngöremiyorum. De, onu da çözseler zaten her şey olacak ama Norris müthiş sürüyor ya. Ya mesela Piastri ile olan şeyleri hani tur süreleri şu an çok yakın. Hı. Yarış ortalamaları. Hı. bayağı Baya ne kadar var aralarında? Çok az var yani. Hı. Hı. falan yani. Tabii canım öyle bir şey var yani 0.3 fark var. E, Piastri'den bayağı bir sıyrıldı. Mesela geçen sezon araba kötüyken Evet Piastri-Norris arası bu kadar bariz değildi. Ya burada şöyle bir şanssızlık da var. Piastri'nin Alonso'nun arkasına takılmış olması aslında ona bayağı vakit kaybettirdi. Piastri'yi. gelmişti dedim. Evet iyi yaptın yani şey Piastri yine bir e, Alonso'nun arkasında kaldı. Hı hı. Yani McLaren'de bir de şey de önemli. Gerçekten hani üçüncülük için en ana rakipleri Mercedes'i pist üstünde de e, geçiş yaparak yani Norris, Norris e, Hamilton'ı şey Norris Russell'ı Piastri Hamilton'ı geçerek e, oradaki farkı da aslında biraz ortaya koymuş oldular yani. Hamilton'ın denginin bu piyasada Piastri olması beni öyle bir keyiflendirdi ki var ya bir Russell Fan Club bir Türkiye kurucusu olarak e, hmm. doğru yeri o zaten Aynen, yani. Russell Norris. Piastri Hamilton. Evet yani Mercedes'e geldiğimizde de Russell 9. başladı yarışa. Hamilton da 7. başladı. Hamilton hiç aslında yine e, tempoyu tutturamadı. Hatta şeyde e, cumartesi günü yarım saniye geride kaldığında e, şeyde sıralama turlarında. Nerede o yarım saniye? Nerede kaybettik? <laughs> i̇şte şey Falan. Russell biliyor mesela nerede kaybettiğini. Hamilton anlamıyor. Evet. İyi pilot değil. Ya Ferrari neden tercihini o yönde kullandı bilmiyorum. Hala anlamıyorum ama ya yani iyi pilot değil Hamilton yani. Evet yani yarışın 3'te 1'i yaklaşık 3'te 1'i geride kalmışken de e, Hamilton tempo açısından memnun olmadığında rastla e, Russell'a yerinde verdi. Orada bir geçişte yaptılar. zor açı verdi. Hamilton zaten geçerdi Hamilton'ı da pist üstünde. Takım hiç öyle bir arıza istemediği için direkt verdi Ya yani Mercedes de şu bence endişe verici olan. Eee yarış tempoları aşırı yakınmış bu arada. <laughs> Bence endişe verici olan şey şu. Telsiz mesajlarından duyduklarımız e, ne olduğunu bilmedikleri gibi. Yani yarım ne saniye ne? nerede gitti. Biz niye bu kadar yavaşız falan. Yani takımda gerçekten böyle bir bilinmezlik varsa bu çok kötü. Yavaş yavaş olabilirsin ama sebebini bilmen Ya bu kadar mühendis neye çalışıyor? Bir de yani devasa bir bilgi birikiminiz var. Yıllardır şampiyon oluyorsunuz falan. Evet. Abi şey miymiş olayınız ya? Yeni 2022 kuralları mıymış? Hani daha doğrusu şey olayınız 2014-2022 arası mıymış? Turbo hibrit çağının başlangıcında sadece çalışabilecek bir araba yapmış. Ha, sonra ne oldu şey mi ne bileyim? Katya'nın şey lisans süresi mi bitti? Yani arabayı mı tasarlayamıyorsunuz yani? Evet. Çok garip Mercedes ya. Evet. Her şeyi unutmuş gibi yarışıyorlar yani. Tüm bilgi birikimlerini kaybetmiş gibi. Yani sen atayla bunaltma köşesine çok yakın zamanda Mercedes ya da bir Totova girer gibi. Zoradaki yarış eğer bir daha böyle bir şey yaparlarsa ki geçen yarış iki DNF'lerde. Evet. Bu yarış bir garip garip sürdüler ama gene kötü pozisyonlar gelmedi yani. Russell yedi, Hamilton dokuz. Evet. Çin'de de bir saçmalık yaparlarsa bunaltma köşesine hoş geldin Toto Wolf. Evet, öyle. Ee, en son şeyin kredisini de verelim. Öyle toparlayalım yarışı. Alonso mu? Alonso beşinci arabayı gitti. 5 en hızlı arabayı 6 sırada bitirtebildi. Vallahi tam hoca ya. Evet. Yani bütün pilotların Alonso'dan öğrenci çok şey var ya. Bunu demek bana çok koyuyor. Alonso'yu hiç sevmem. Ama masterclass yani. Ya evet. Çok master masterclass yani arkasında tutması gereken araçları tutuyor. İşte mesela evet. bu yarış soft lastiklerle başladı. Farklı bir strateji izledi. Ee, iki pit yaptı. Ee, diğerleri gibi ama yine de e, aracı e, yani 5. sıradan başlatıp temposu o kadar iyi olmamasına rağmen 6. sırada bitirmeyi başarıyor. Mesela şey dedik ya Norris kesinlikle ve kesinlikle arabayı sınırlarında sürüyor diye. O işin zaten hani üstadı Alonso yani evet. araba neyse onu sınırlarını süreye. 2018'de berbat çöp sonuncu takım McLaren'i vardı onu bile sınırda sürüyordu ya onu bile yani e, Tabii telsizden devasa söylenmeler yapıyordu işte evet. bu ne ya bu beygir falan ee, inanmaz bir adam inanmaz bir karakter öyle, öyle buradan da övgülerden en sevdiğimiz bölüm olan yergiler kısmı atayla bulatma köşesine geçelim <laughs> Bunaltma köşesinin bu haftaki konuğu Danya Ricardo. Ya Ricardo kardeşim bir beri bak ya. Ya bunun ne, yapıyoruz? Yani ne yaptığını hiç düşünüyor musun? Bak son bir şans, son dans olarak sana Red Bull'da Helmut Marko, Christian Horner bir şans verdi. Alfa Tauri'de. Yani eski adıyla Alfa kardeşim de ne temassız mı bir şey oldu zaten garip kureba. Ya abi bu kadar kötü sürüyor olamazsın ya. Bak Suno da var yanında. 1.10 çocuk. Hatta yani 1.10 bile var. 90 santim çocuk. Ne biçim sürüyor ya ki biz sonra da kötü diyorduk yani. Abi Allah aşkına bir çeki ver. Ya bildiğin sarcın seviyesinde falan sürdüğünü düşünüyorum Ricardo'nun ve bunda hiç şaka yapmıyorum ya sıfır şaka. Sarcın seviyesinde böyle Mazepin seviyesinde falan sürüyorsun. Kendine de rahat çekil düzen ver kardeş. Kardeşim niye dediysem ya yani bayramda olsa elini öperim adamın. <laughs> yani bize keşke Fred burada olsun sesleri diyebilir miyiz? Ya gerçekten bir Liam Lawson olsun yarın gelir koltuğuna oturur sonunda oturur ağlarsın. Evet, e, fantazi takımlarımıza baktığımızda da e, bu hafta zorlayıcı bir haftaydı. İki tane DNF vardı. Albom ve Ricardo alanlar ki ben onlardan biriyim. E, biraz üzüldüler. Takımımda Ricardo López, Magnusson, Suno da Albomdu. E, takım seçimi de Ferrari ve Red Bull'du. 209 evet. puan eksi 39 ala aldığımız bir Albom ve Ricardo vardı. Senin takımın nasıl? Benim takımım da Norris Bottas. Norris 2x bu arada. O yüzden takımın geri kalanını tahmin edebiliyorsunuz şu an. Ee, Norris Bottas, Sarge, Stroll, Joe. Takımda Ferrari ve Red buldu. 208 puan aldı. Bu aralarda canım Peugeot 208 almak istiyor. Evet. O yüzden de çok şey oldu yani hani bir, bir evren bir mesaj göster gibi oldu. Yoksa evet. bu takımın yani 500 falan alması lazım normalde. Doğru doğru. Joe'nun DNF'si de seni vurdu burada. Yordu evet ya. Bir de araç arızasından DNF oldu ya. Düzgün yarışıyordu çocuk. Evet. Ee, Pitpot liginde de bu hafta en yüksek puanı alan izleyicimiz John Silla. O da Science çarpı 2 e, basmış. Stroll, Sunoda, Magnussen, Gazli, Red Bull ve Ferrari ile 260 puan almış. Totalde 888 puanla da ikinci sırada onu da tebrik ediyoruz bu hafta aldığı en yüksek puan için. Ee, yani DNF'lere dikkat etmek lazım çünkü zaten e, ucuz pilotlardan çok bir puan alamıyoruz. Evet çok minimal puanlar alabiliyoruz. Oradan şu alacağım 6 puan bir şeydi eksi 10 yazdı ya. Aynen. 16 puan eksi yazdı yani. öyle. başladığımız ilk sene e, Cem Bölükbaşı'da Formula 2'de olduğundan böyle tam bu fantazinin peşine Formula 2 seansı yazardık. Sonra şimdi tabi Formül e, Formula 2'yi bırakınca biz orayı da bırakmış olduk. Şu an hala harika yarışlar devam ediyor bu arada incelemek isteyen. Ama Formula E Spor serilerinde şu an e, benim de çok sevdiğim bir kardeşim olan Ulaş Öz Yıldırım. Formula E Spor'un en tepe serisinde şu an e, yarışıyor. Hatta şu an yarışıyor. Yani şu an biz kaydı yaparken şu an kendisi burada değil ama şu an İsveç'te e, kendisi bayağı Formula 1'in official stüdyosunda resmi olarak Haas pilotu olarak yarışıyor. Eee Alışma süreci biraz devam ediyor e, Ulaş'ın ama harika performans gösteriyor. Çünkü yıllardır F1 e-sporun top seviyesinde olan çocuklarla yarışıyor. Çocuklar benimle de yani bayağı bir şey ciddi ciddi e, simülasyon yarışçıları. Bu bu yüzden e, sizlere de bunu takip etmenizi öneriyorum değerli dostlar. E, ve Ulaş'ı da desteklemenizi öneriyorum. Hem kendisini takip ederek hem Twitter'dan işte onu e, takip edip favlayarak falan bir şekilde desteğinizi göstermeniz muhteşem olur. Ulaş da geldi sandım. Bu arada Haas'ın diğer pilotu e, gelmiş. E, Ulaş'ı da takip ediyoruz değerli dostlar. Evet takip demişken e, hatırlatmalarımızı yapalım. E, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı yorumları e, yorumlarınızı yazmayı özellikle haftanın sorusu saniye seneye nereye gitmeli sorusuna cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. E, bildirimleri de açmayı unutmayın diyoruz. İki hafta sonra Çin Grand Prix'sinde beraber olacağız tekrar. Bir sonraki yarışa kadar, bir sonraki bölüme <laughs> kadar. Hoşçakalın.